Şu an bulunduğumuz yer Dünya. Birazdan gökyüzünün en şık gezegenlerinden Satürn'e yolculuk yapacağız. Yine uzay aracımızdayız. Harekete geçmemek için hiçbir nedenimiz yok. Her şey istediğimiz gibi. O an geliyor, geri sayım başlıyor. 3, 2, 1 ve yolculuklarımızdan bir diğerine başlıyoruz. Yaklaşık 4 dakika sonra atmosfere geçip yörüngeye çıkıyoruz. Hızımız 10.000 kilometreyi geçmiş durumda. Hedefimiz Satürn. Ultra güçlü motorlarımızı çalıştırmamamız için hiçbir neden yok. Hızımızı 300 milyon kilometreye sabitliyoruz. Satürn'le aramızda artık 8.52 astronomik mesafe var. Astronomik mesafeyi hatırlatmakta fayda var. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe bir astronomik mesafe. Yani yaklaşık 150 milyon kilometre. Kullanmış olduğumuz uzay gemimizin ileri düzey teknolojiyle donatılmış olduğunu hatırlayıp Satürn hakkındaki bilgilerimizi anımsayalım. Satürn, Güneş sistemimizin en büyük ikinci gezegeni. Güneş'le arasındaki mesafe bakımından 6. gezegen. Satürn'ün kendi etrafında bir tam turu yaklaşık 10 saat 33 dakikaya tekabül ediyor. Bu hızlı dönüş gezegenin ekvatordan şişkin olmasını sağlıyor. Neden diye soracak olursanız bu olayı basit bir deneyle anlatalım. Örneğin 3 tane dairemiz olsun. Dairelerimizi ince bir çubuğa orta ve üst kısmını sabitleyecek şekilde, alt kısmını hareketli olacak şekilde bağlayalım. Bu alt ve üst kısımlara şeritler bağlayalım ve çubuğu döndürelim. Gördüğünüz gibi çubuk ne kadar hızlı dönerse orta kısım yani ekvator şişiyor. Gezegenin kendi etrafında dönüşünden bahsetmişken Güneş etrafında da dönüşünden bahsetmekte fayda var. Bu gezegen Güneş etrafındaki dönüşü yaklaşık 29 yıl. Derken asteroid kuşağını geçiyoruz. Hedefimiz Satürn. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir süre gittikten sonra o büyüleyici güzellik Satürn'ü görüyoruz. İlk olarak halkaları dikkatimizi çekiyor. 280 bin kilometre genişliğe sahip bu halkalar yalnızca yaklaşık 100 metre kalınlığa sahip olduğuna şahit oluyoruz. Ayrıca bu halkaların çoğunun su buzu, çok az miktarının da tolin ve silikat parçacıklarından oluştuğunu öğreniyoruz. Bu gezegenin halkaları uzaktan bir bütün gibi duruyor. Aslında durumun pek de öyle olmadığını anlıyoruz. Toplamda 7 halka var ve isimleri A, B, C, D, E, F, G halkaları. Halkaların dışında neden F ve G halkaları olduğunu merak ediyorsanız, bu halkaların isimleri keşfedilme sırasına göre oluşturulmuş diyor ve yolumuza devam ediyoruz. Satürn'ün bilinen 82 uydusundan Titan ve Enceladus'u görüyoruz. Bu uydular oldukça umut verici. Çünkü Güneş sistemimizin en büyük ikinci uydusu Titan'ın yakınından geçerken büyük su kütleleri gibi görülen okyanusları tespit ediyoruz. Ve muhtemelen bu okyanuslar metan gazının sıvı hali. Enceladus ise bambaşka bir umut. Nedeni ise Güney Kutbu'ndan geyzere benzer uzaya su püskürmesi. Bu geyzerlere benzer yapıların 100'den fazla olduğunu tespit ediyoruz. Tüm bunlar olurken gezegenin manyetosferinden geçiyoruz. Bu manyetik alan Jüpiter'in manyetik alanının %5'i kadar olsa da yine oldukça tehlikeli bir alan. Artık atmosferdeyiz. Gezegeni keşfetmeye başlıyor uzay aracımız. İlk olarak yer çekiminin 10.44 metre bölü saniye kare olduğunu öğreniyoruz. Etrafımızda Jüpiter'de olduğu gibi bulutlar var. Kütle çekiminin azlığı nedeniyle bu bulutlar oldukça derinlere iniyor. Yani Jüpiter'e oranla atmosferimiz daha derin bir yapıya sahip. Bu bulutların yapısında amonyak, hidrosülfit ve su buzu var. Tüm bunları söylemişken gezegenin yoğunluğunun sudan daha az olduğunu, yani yaklaşık 0,7 gram bölü santimetre küp olduğunu öğreniyoruz. Yaklaşık 30 bin kilometre olan moleküler hidrojen tabakasından geçiyoruz. Merkeze ilerledikçe basınç, sıcaklık ve yoğunluğu artıyor gezegenin. Çekirdeğin etrafında yaklaşık 20 bin kilometre manto tabakası var ve biz bu tabakadayız. Basıncın 3 ila 4 megabardan fazla olması nedeniyle hidrojen metalik özellik kazanıyor. Artık çekirdekteyiz. Çekirdekte basıncın 10 megabardan, sıcaklığın 10 bin kelvinden büyük olduğunu tespit ediyoruz. Merkezde demir ve ağır metallerin olduğunu öğrendikten sonra dünyaya dönme vaktimizin geldiğini anlıyoruz. Hedefimiz Dünya. İleri düzey teknolojiye sahip olmamızın mutluluğuyla yaklaşık 4,5 saat sonra Dünya'da olacağız.